10 gün bir koçla birlikte çalışıyor. Ve o koç çocuğun geçmişini, suç ilişkisini ya da maddiyet biçimini, ailesini, sokak alışkanlığını, tüm bunları teşhis ediyor. Adeta bir hastadan anemine zamanı alır gibi düşünün. Bütün tahliller ve tespitler yapılıyor. Sonra programa karar veriliyor. Çocuk 3 ay, 6 ay, 9 ay bu programları uyguluyoruz çocuğa. Bizim arzumuz maksimum 9 ay sonra çocuğun sağaltılması ve rehabilitasyon merkezinden ayrılarak ya bir sevgi evine, ya bir çocuk evine, ya eğer sorumluysa kendi ailesine ya da bir koruyucu aile geçmesi. Dolayısıyla normalleşmesi, sıradanlaşması. Yani 18 yaşını bitirinceye kadar bir rehabilitasyon merkezinde kalmamasını hedefliyoruz çocuklarımızın. Oldukça da böyle bir başarımız var Aralık ayından bu yana. Mesela çok şikayet edilen bir konudur. Bizim bu rehabilitasyon merkezlerimizde eskiden çok izinsiz ayrılmalar olurdu. Hatta gazetelere manşet olurdu. Çocuklarımız izinsiz ayrılır rehabilitasyon merkezlerimizden. Hemen biz kolluğa müracaat ederiz. Çocuğu aramaya başlarız. Ama onun buluşumuz aylar sonra olur. Ve bu arada da işte çocuklar kayıp diye birçok yazılar çıkar. Mutlaka bir basın mensubu olarak biliyorsunuz. Şimdi bu vakalarımızda mutlak bir düşüş var, mutlak bir azalma var. Çocukların izinsiz ayrılmaları kimi merkezlerde %80-90'larda, kimi merkezlerde %50'lerde azaldı. Anka programından sonra. Yani bunun gibi çok yüksek faydalı veriler geliyor. Önümüzdeki süreçte inşallah Anka programının çeşitli versiyonlarını sevgi evlerimizde ve çocuk evlerimizde de uygulamaya başlayacağız. Ama bunlar normal çocuklar için olan versiyonlar. Mesela iletişim becerileri kazanma, kriz çözme yöntemleri gibi. Yani her çocuğun bilmesi gereken yöntemler. Hatta bir ileri aşamada bunun bakanlığımız web sitesinde ailelerimizin hizmetinde sunmuyoruz. Sayın Bakan, Sakarya'ya döndüm. Sizin bakanlığınız döneminde Sakarya bir farkındalık ortaya çıkardı. Çok sayıda hizmet aldı. Önce bu hizmetlerle alakalı neler söylemek isterseniz, sonra yeni dönemde neler var diyeceksiniz Sakarya'ya doğru sormak istiyorum. Hizmet almak Sakarya'nın hakkı, hizmet getirmek bizim doğrumuzun borcu. Bunlar sürecek tabii ki, biz var olduğumuz siyaset. Sakarya'ya getirebildiklerimizden dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki süreçte neler yapacağız? Onu sormuştum. Evet. Yarım kalmış bazı işlerimiz var. Çok önemli Sakarya'mız için. Onları hemen tamamlıyoruz ülkelerde. Mesela Karasimonası. Mesela Karasimonası demir yolu bağlantısı 62 kilometre bağlantı taktığımız. Mesela uluslararası atletizm kistemiz. Bunların mutlaka yatırımını kullanacağız. Programlarımız da var. Onlar kesinlikle açıklayacak inşallah sizlere. Çünkü bir eğitim kenti olması lazım. Bu Sakarya'nın ve bu manada zenginleşmemiz lazım. Yani akletik öğrenciler için zenginleşmemiz lazım. Eğitimden açmışken okul eksiklerimiz tamamlamak benim çok önemli bir proje olarak. Bu çevremizde bütün ihtiyaç okulları
olan okullarımızı yeniden inşa etme konusunda da ciddi görüşmelerimiz var. Kamu binalarımızı yenilemek ve yeniden yapmak, kaynakamlıkla, emniyet, üç ilçemizde başlık, dört ilçemizde inşallah bir ölçeklerimizde üretmişiz. Bizim süremiz içerisinde tamamlayalımız var. Bölge adliye binasını yapıyoruz inşallah. Mutlaka birçok şey unutuyorum şimdi böyle hafızadan saymaya çalışırken. Çok önemli bir yatırım getiriyoruz şehrimize. En az 500 yataklı bu sayı değişken bir geriatri merkezi kuruyoruz Sabancı'ya. Bu da çok önemli. Şimdi bunu aslında proje çalışmasına bu aylarda başlamış olmamız gerekiyordu ama bilerek biraz geciktirdik. Sebebi şu, Almanya'yla bir ikili anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Geriatri yaşlılarını Türkiye'de tedavisi, rehabilitasyonu Alman sigorta birimleri tarafından karşılanmasıyla ilgili. Eğer o anlaşmayı yapabilirsek burayı uluslararası geriatri merkezi yapmaya, yani Türkiye'nin ilk uluslararası geriatri merkezi yapmayı düşünüyoruz. Anlaşma henüz daha olmadı. Onun sonucunu beklediğimiz için bir iki ay geciktirdik onu. Ama çok şık, çok güzel, gerek Marmara bölgesinde Türkiye'nin, gerekse Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılık verecek bir proje hazırlıyoruz Sabancı'da. Onun dışında sosyal hizmet merkezleri tüm ilçelerimiz için planlıyoruz. İki ilçemiz, üç ilçemizde yer gösterdi. Belediye başkanlığımız, oraların projelerini başladık. Diğer ilçelerimizde yavaşmış inşallah yapacağız. Erkek sevgi evlerimizi biliyorsunuz hizmete açtık. Kız sevgi evlerimiz de inşallah bu şekilde yeniden yaparak hizmete açmayı düşünüyoruz. Bir bakım rehabilitasyon merkezi açıyoruz önümüzdeki süreçte. Erenler'de bir hizmet binası satın aldık. Orada yine bir tesisimiz olacak. Bakanlığımıza ait bazı atıl binalar var, kullanmadığımız binalar. Bu binaları o semtin, kimlikten ya da mahallenin ihtiyacına göre başka bakanlıkları ve farklı işlemlerle kullanmayı, mesela Hızırtepe hemen orada bir altı binamız var, onun bir okul olması için Eğitim Bakanlığı'na müracaat ettik. Eğitim Bakanlığı'na devredelim size bu binayı, burada bir okul yapalım dedik. Onlar da kabul ettiler. 2016'ya bunu yapmaya çalışacağız. Yani hani böyle sadece kendi bakanlığımız açısından bakmıyoruz meseleye. Tüm Sakarya'nın ihtiyaçlarını hangi kamu kuruluşuyla birlikte çözebiliriz anlamına bakıyoruz ve o şekilde hareket ediyoruz. Bu arada tabii başardığımız en önemli konulardan biri Sakarya'nın tüm ilçelerinin fındık desteği kapsamına alınmasıdır. Bunun Sakaryalıları memnun ettiğini, tahmin ettiğini şey. Çünkü biz bana gelen talep sadece Söğütlü kapsamına alınmasıydı. Fakat ben Tarım Bakanlığı'yla yaptığım girişimlerde yani her bölgenin kapsamına alınması ve coğrafi planlamanın her ilçe için teker teker yapılması daha uygun değil mi teklifini götürdüm. Sağ olsun Tarım Bakanımız da buna olumlu yaklaştı. Bütün Sakarya fındık desteği kapsamına alındı. Yani çalışmalarımız bunun gibi yani. Hani çok ileriye de uzun vadeli kaygılar sağlayacak çalışmalarımız. Bir başka çok iyi projemiz yine Ulaştırma Bakanı'yla mutabakata vardık. Hemen alıyorlar projeyi kapsamına. Sayın Başbakanımız da açıkladı zaten. Artıyada pazarı demir yolunun yer altına alınması, şehir trafiğinin arttırılması ve tabii yer altına şehir merkezine kadar gelmiş olması. Bu da çok önemli bir şey. Bir başka çok önemli önümüzdeki süreçte yapacağımız iş Sakarya'mızda. Buranın bir eğitim kenti olmasını istiyoruz. İki yeni fakülte kuruyoruz. Şimdi Haziran ayında inşallah iki yeni fakültemiz bir
son imzalarını Haziran ayında inşallah bir gelecek. Onu yapmak istiyoruz. İki köprüde de bir enstitüman. Ama bir vakıf üniversitesi istiyoruz şehrimize. Şimdi biz eskiden bakan yardımcımla beraber finansörlerin peşinden adeta giderdik. Hani gelip bizim şehrimize bir vakıf üniversitesi kurabiliyor ama verdiğimiz dönüyor. Şimdi Sakarya İstanbul hinterlandında üniversite olabilecek 15 şehirlerden biri. Yavaş yavaş bize yatırımcılar gelmeye başladı. Sakarya'da vakıf üniversitesi kuralı bize yardımcı oluyor. Çok iyi bir gelişim. Şimdi bu şekilde Sakarya Üniversitesi'nde iki yatırımcı var. Ama biz akim kalacak bir çalışmamız çok uzun yıllar devam edecek. Gerçekten çok köklü ve büyük bir çalışma arasındayız. Diğer tepkileri de bekliyoruz. Hepsini değerlendirip inşallah yani 2015-2016 sezonunda bir vakıf üniversitesi çalışması başlayacak diye tahmin ediyorum. Mutlaka unuttuğum başka şeyler olmuştur. Şimdi ben ona bakıyorum. Bu cümleyi ilk söylediğimden bu dakika 8 dakika geçmiş, 8 dakikada bir sürü proje anlattınız. Unuttuklarınız da varsa demek ki Sakarya'nın önündeki dönem çok büyük yatırımlar yapıyor. Bunu görüyoruz. Sayın Bakanım, son soru AK Parti. Sizin birlik ve beraberliğe verdiğiniz önemi, yaptığınız açıklamaları biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Medya kısmında çok fazla dillendirilen, kulis adı altında geçen bir takım bilgiler de dolaşıyor. Sakarya AK Parti bir sorun var mı? İl yönetiminde, il yönetiminin belediye başkanlarıyla siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir sorun var mı? Birlik beraberliğe hayal getirecek bir durum söz konusu. Neler söylersiniz? Ben herkesin içinin rahat olmasını arzu ederim. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok derken şunu kastediyorum. Tabii ki birbirimizle tartıştığımız konular var. Hepimiz aynı fikirde olmayabiliyoruz bazen. Ama biz tartışmayı ilerleyebiliriz. Tartışıyoruz ve mutlaka her tartışmayı bir sonuca bağlıyoruz. Bunlar münakaşa değil, tartışma. Bir sonuca ulaşabilmek için fikir müzakeresi yapmak. Her sistemde bunun olması gerekir. Bu mutlaka vardı, insanlar bunu duyuyor anlamında söylemiyorum. Ama aramızda hani biz hiç konuşmayan, bile oynaya devam eden bir ekibiz de demek istemiyorum. Konuşuyoruz, sorun çıkarsa tartışıyoruz, çıkan sorunları tartışmalarımızı sonuca bağlıyoruz ve birlikte yürüyoruz. Yani bizim aramızda ayrılık gayrılık olmaz. Biz bir davanın peşinden giden insanlarız. Kendi hırsları ve emirleri peşinden giden insanlar değiliz. Onun için aramızda o manada bir ayrılık gayrılık, bir çatlak ya da işte sizin söylediğiniz türden herhangi bir sorun olmaz. Olursa da ben ona izin veririm. Tartışırız ama fikirlerimizi tartıştırırız. Çok doğru. Bir de yani benim yapım bu tartışmaların sürüp gitmesine izin verecek bir yapı değil. Yani ben şehrin ablası olduğum müddetçe öyle bir şey değil. Hücum ettiği takdirde ederse bir gün onun da çok uzun boru sürmesine müsaade etmem. Böyle bir şey müsaade etmem. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.